Girnecon'umuz, Girnecon, Çetin Çad abime de selamlarımı ediyorum. Geçmiş olsun dileklerini iletti tüm ülkeye biraz önce. Evet, Solar Bay Paralik, güneşi elektrik olarak evimize taşıyacağız. Solar Bay Paralik'le tabii ki Ecoliv zeytinyağımızı unutmuyorsunuz. Sanpex dağıtıyor bunu. Bütün marketlerde bulabilirsiniz Ecoliv. Ayrenimizin nefis zeytinyağı bu. Nefis Ecoliv. Nefis sızma. Kadir Acı'yı batır yenine. Hiç şey dert etme. Intergaz. Mavi tüp. Intergaz. 444-55-44. Intergaz. Vestel. Artık serinlemek için mağazamıza bekliyoruz. Vestel. Sevenir. Paket servisini başlatmıştık. Servisimizi Sevener Restorant Alsancak'ta çarşamba günü açıyoruz restoranımızı çarşamba günü. Selba Homes. Selamımızı verdik. At abiye günaydın dedik. Bütün Selba Homes çalışanlarına sevgilerimizi ilettik. Afrodit Wellness and Spa. Cumartesi günü ben oradaydım. Wellness Spa'ya girmedim ama dışarıda Afrodit gazı veren bambaşka bir yer oldu artık orası. Bu akşam mıdır sevgili Örsan, bizim her yerde haber varımız. Bu akşam da o bölgede 4 büyük kötülükten bahsedeceğiz bu ülkeye. Her yerde haber var programında. O bölgeye 1974'ten sonra yapılan en büyük iyiliklerden bir tanesi Afrodit Wellness and Spa ve çevresinde tabii ki bizim Ali hocamızın çiftliği var, Livadya'mız var orada ama Afrodit'in tabii ki güzelliğini ayrı tutmak lazım. Bu akşam her yerde haber var, izleyelim. Kantara bal dedik ama kantara pekmez, bal gibi. Lokumcuk. Yemede yanında yat gibi bir durum ama ye de bence yat, sonra yat. Yatırtmaz seni ama yani söyleyeyim. Evet, Arden Hellimi masadan eksik etmiyoruz. Zafer Küpeşte'mize Korkuluk ve Küpeşte'de bir numaralı markaya selamlarımızı ediyoruz. Yeşil Dal kanalizasyon sistemleri sosyal medyadan takip ediyoruz. Ve tabii ki Akay Optik, Lefkoşa'da Mehmet Akay Optik, Mausa'da Vizyon 2000 Adana'nın tek FPDO gözlükçü diplomalı optik mağazası demişiz. Bize mesaj gönderen herkese selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Saygılarımızı iletiyoruz. Ve Çangar Motors diyoruz. Gazetelerimizin ön sayfalarına bakalım. Canımız yandı diyor Kıbrıs gazetesi. Dünkü yangınla ilgili olacak büyük korku, panik, seferberlik hala devam ediyor. Bunu da belirtelim. Hala devam ediyor. Başkanım, evet, 40 yıldır bir helikopter alamayan halkımızın ne yazık ki ciğeri yanıyor. Ben de diyorum ki tüm siyasetçilerimiz buradan sorumludur. Doğrudur sevgili Supi Başkanıma günaydınlar diyorum. Batuhan Roknereli çok teşekkürler. Yangını başlatan insanlar değil rüzgardır. Rüzgar başlatır, rüzgar bitti demeden de bitmez. Ne itfaiye ne helikopter durdurabilir ancak rüzgar durduğu zaman durur. Rüzgar olmadan isteseniz de yangın çıkaramazsınız. Ateş olduğu yeri yakar diyor. Evet. Kıbrıs canımız yandı dedi. Adada bir ilk dedi Diyalog gazetesi. Adada bir ilk. Evet, güneyden uçak, Türkiye'den helikopter geldi. Güneyden uçak ilk kez geldi. Mustafa Akıncı müdahalede geç kalındığını tespit ederek Rum lider Anastasiadis'i aradı. Anastasiadis bir yangın söndürme uçağı ve bir helikopteri süratle kuzeye gönderdi. KKTC halkı hem Türkiye'ye hem 1974'ten bu yana ilk kez böylesi bir yardım yapan Rum yönetimine teşekkür etti. Aslında ilk kez yapmadı. 95-96 yangınında da Rumlar gelelim dedi. Bizimkiler yok biz söndürük dedi. Yarı ülke yandı. Yine yandık diyor.
Büyük yangın örnek bir işbirliğine sahne oldu. Kıbrıs liderler, yetkililer, güvenlik birimleri ve Birleşmiş Milletler'in işbirliği sonucu güneyden Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ait yangın helikopteri ve uçağı geldi. Türkiye'den de 3 yangın helikopteri yangına müdahale etti. Çok güzel bir şey. Keşke çözüm içinde böyle otursalar ve ne güzel. Pediatrik glokom hastası 2,5 yaşındaki kızının tedavisi için Adanın güneyinde yaşamak zorunda kalan Deniz Birinci yaşadıklarını yeni düzene anlattı. Kaldığım apartmanın balkonundan kendi evimin bahçesindeki ağaçları görüp de oraya gidemiyor olmak tarifi zor bir duygu. Kuzeye geçince 2-3 hafta, güneye geri dönüşte 2 hafta karantina zorunluluğu. Her hafta tedaviye gitmesi gereken bir çocukla imkansız diyor bugün. Evet, yeni düzen böyle yazdı. Vatan ülke yangın yeri diyor. Vatan Gazetesi Güneş Büyük Yangın manşetiyle yayınlandı. Büyük yangın dedi bugün. Yandık diyor Detay Gazetesi. Yandık, kine yandık. Binlerce orman arazisi kül oldu diye haberatör başlık attı. Herhalde binlerce dönüm diyecekti. Binlerce orman arazisi biraz düştü cümlecik. İşte eseriniz diyor Yeni Bakış'ta. Evet, Yeni Bakış'ta işte eseriniz yangın diyor bugün. Evet, yangın bir yanda böyleydi, öte yanda bakalım, köşe yazımızı da okuyalım, bugünkü köşe yazımızı. Ya biz yangınlardan önce, bazı ölüm haberlerinden önce yazdık. Evet, bugün yeni bir pazartesi, bazı konulara farklı farklı değiniyoruz. Aktan hocayı da kaybettik, Aktan İmamzade, amcamın ve dayımın Erenköy mücadelesinden silah arkadaşları, öğretmen arkadaşları, sevgili Fırat'ın, Funda'nın babaları. Fırat benden bir yaş ve bir sınıf küçüktü, ilkokuldan arkadaşım, aylardır hatta yıllardır görüşemedik. Aktan hocanın dürüstlüğünden, beyefendiliğinden, sadeliğinden, bilgeliğinden, baflılığından, adam gibi adamlığından bahsetmek mi isterdiniz? Yoksa bizim salon milliyetçisi sahtekarların gösteriş merakının nasıl iğrenç bir şey olduğunu her gördüğümde gülümseyerek hatırladığımdan mı? Hem Erenköy savaşlarında hem Baf direnişinde gerçek anlamıyla savaşanlardandı. Hem 64'te hem 74'te vücuduna isabet eden kurşun adedi sayılamayacak kadar fazlaydı. Bir tek gün çıkıp da ne sahtekar yalancılar gibi konuştu ne de bunu övünmek için kullandı. Ne yalan ve propagandaya kaçtı ne de abartarak hikayeler anlattı. İki kez ölüme milimetre kadar yaklaşmış gerçek bir kahraman, gerçek bir gaziydi. Gereği neyse onu yaptık demişti alçak ses sohbetlerimizden birinde. Çatalköy'de Fırat ve Zeliha'nın o zamanlar yaşam sürdüğü evlerinde bir kebap akşamında Aktan hocam o günler diyerek söze girmek istemişti. Boş ver, gelecek daha önemli demişti. Öldüğünü ne yazık ki dün sabah sanal medyadan öğrendim. Meğer perşembe günü yaşam kavgasını yitirmiş. 80 yaşa bir merdiven ayağı kalmıştı. Çok üzüldüm. Hep yazarım. Bir çınar daha göçtü diye. Hem de ne çınardı Aktan Hoca. Allah rahmet eylesin. En başta evlatları, torunları ve Erenköy gazisi arkadaşları olmak üzere ailesine, Baflılara ve ülkemize bas sağlığı diliyorum. Aktan Hoca'yı iki kelimeyle anlat deseler, dürüst, vatansever derim. Vatanı sevmek nedir? Yarın 19 Mayıs. Atatürk'tür vatanı sevmek. Vatanı sevmek Atatürk olabilmektir. Atatürk olmak kolay mıdır? Bir sanal medya mesajında dinledim anlatacağım hikayeyi. İsmini bilmediğim Türkiye'li bir radyo spikeri anlattı ve paylaştılar. İran Şahı 1934 yılında Türkiye'yi ziyaret etmiş. Atatürk'e de paha biçilmez değerde taşlarla süslü, altınlı falan bir kılıç hediye etmiş. Atatürk de ona küçücük bir sigara kutusu vermiş. Şahın yüzünden bu ne be diye iç geçirdiği anlaşılıyormuş. Atatürk konuşmasına fırsat vermeden kendi maaşımla aldım demiş. Bundan ders mi çıkarmak istiyorsunuz? Siyaset bilimi hocalarım, dürüstlük, hesap verebilirlik, şeffaflık, çağdaş yönetim anlayışı, devletçilik, doğruluk, devlet adamlığı ile ilgili
sayfalar doğrusu ders anlatacağınıza alın bu hikayeyi anlatın yeter. UBP'si, CTP'si hepsi keşke Atatürk portresi yerine bu hikayeyi büyük pontolarla yazdırıp çerçeveletip partilerinin her örgüt binasına assa. Eminim Atatürk görse bunu yaptıklarına çok sevinecekti. Geçenlerde Türkiye'deki Bir Gün gazetesinde abonelikle alakalı bir duyuruda şu ifadeleri okudum. Son zamanlarda mesleğimiz açısından bu duyurunun hayati önemi olduğu inancındayım. Paylaşmak istedim. Bağımsız gazetecilik iddiasındaki tüm meslektaşlarımıza da okuyuculara da faydası olur inşallah. Bağımsız gazetecilik sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur. Bağımsız gazetecilik. Ve vatana ihanet, hainlik. Geçtiğimiz gün bu konuda bir yazı yazdım. Bulup okumanız çok kolay. Kıbrıs Haberci veya Gündem Kıbrıs gazetelerimizde bulup okuyabilirsiniz. Bugüne kadar yazdığım yazılar içerisinde en çok ilgi görenler arasına girdi bu yazı. Meğer ne kadar çok yargısız infazımız ve faili meçhul cinayetimiz varmış. Bir dönem hatırı sayılır. Herhangi bir askeri veya sivil bölge ya da köy ağasının bu haindir demesi yeterliymiş. Adamı anında vurup öldürüyorlarmış. Öyle hikayeler, öyle cinayetler anlatıldı ki değil Türk dizisi senaryosu yazmak, Hollywood'dakileri öğrense vay be deyip küçük dilleri dışkılarına karışacak heyecandan. Bu konuyu tekrar etmek istiyorum. Kıbrıs Türk toplumu tarihinde topluma, Türk milletine, vatana ya da ana vatana ihanet eden bir tek Kıbrıslı Türk yoktur. Bunun aksini iddia edenler, Atatürk'ün İran Şahı'na hediye ettiği o sigara kutusu hikayesindeki devlet adamlığı tutumunun aksine, yönettikleri veya nemalandıkları çirkef düzenin devamını savunan kan emici ahlaksızlardır. Ve bugün yeni pazartesi. Aman, aman da ne aman, aman aman. 2 gün sonra Covid-19 açılımlarımıza yenileri ekleniyor. Bir şikayetim yok eklensin. Ancak lütfen yılışmayalım, gevşemeyelim. Tedbiri elden bırakmayalım. Bitti be bu iş, yedik bitirdik bu koronavirüsü demeyelim. Ne isterse olsun, ellerimizi sıklıkla yıkamaya, her türlü hijyene, maskesiz dolaşmamaya, iş yerlerine girişlerde sıcaklık ölçümlerine, büyük gruplar halinde toplanmamaya, uzman değilim tabii ki okuduğum uzman görüşlerinden alıntıdır aktardıklarım ve mutlaka ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikayetleri anında bildirmeye özen gösterelim. Aman ki ne aman, ikinci dalga deniyor. Lütfen, lütfen gevşemeyelim, siyasetimiz gibi yavşamayalım. İkinci dalga denen şey vurup da götürmesin diyoruz ve araya geçiyoruz. Aradan sonra Sayın Serdar Denktaş ile sohbet edeceğiz. Hiçbir yere gitmeyin.